Kızları bekliyorsan eve doğru gittiler herhalde. Biliyorum. Annemle konuştum. Volkan bir süre ortada olmasın diye yurt dışına gönderiyorlarmış. Ekrem Bey'im de Azerbaycan'da. Bir şey mi söyleyeceksin dayı? O olaydan sonra seni göremedim. İyi misin? İyiyim dayı. Kolay şeyler yaşamadık biliyorsun. Biliyorum. O evde dikkat et kendine. Tamam dayı. Sağ ol. O zaman sonra görüşürüz. Emir gerçekten sahip çık ona. O evde tek başına kaldı çocuk. Gösterdiğinden daha çok baskı görüyor. Sağ olsun. Hala oradan bana haber getiriyor. Öyle mi? Ne haberi? Volkan yurt dışına gitmiş. Ciddi misin? Tabii. O kadar olay yaşattıktan sonra öyle rahat rahat dolaşması insanların kanına dokundu. Ekrem de yok. Belli ki çözümü Volkan'ı kaçırmakta bulmuşlar. Allah Allah. Hayret yani. Gerçekten ilk defa doğru bir şey düşünmüşler. Ama Volkan bu. Ne yapacağı belli olmaz. Dönebilir. Kesinlikle. O yüzden rahatlamak yok. Bence de. Sorun yok. Ama Emir çocuklar artık çok bunaldı. Buluruz bir çözümünü ama önceliğimiz başkasında. Emir Baykar'a her yere yetişsin diyorsun. Yok hocam sizin kadar olamam. Fena değilim ama. Neyse. Bu arada ben Belkıs'la çok konuştum. Hatta psikiyatristle beraber gidelim dedim. Ama hayır dedi. Tamam evet demesini sağlayalım. Sağlayalım. Hem çok güzel olur. Belkıs çok özel bir kadın. Hadi gidelim araba dışarıda. Oho ben anladım. Tamam yine aynı mevzu. Hemen celallenme. Ya ikinize de 100 kere söyledim. Hele Elif maşallah. Emir Allah sana kolaylık versin. Yani biraz çok konuşuyor. Amin hiç sorma. Herkesin diline bir düştük ki. Duyamadım Emir. Yok bir şey. Belkıs bak benim hayalini kurduğum Sarpça'da. Ha delilere yer yok mu? Ya ben öyle bir şey mi dedim? Senin başımızın üstünde yerin var o ne demek? İstemiyorum. Ya bana hemen istemiyorum deme. Benim şu hayatta tutunabileceğim bir şey yok dedin ya. Var. Hadi ya. Neymiş o? Bir kere doktorla görüşsen. Bak benim hatırım için bir kere doktorla görüş sadece. Yapamam, yapamam. Ya lafa gireceğim yerden bile korkuyorum. Ama böyle korkarak yaşanır mı? İstemiyorum. Alın bunları da istemiyorum. Yemeyeceğim. İstemiyorum ya. Ya dur. Ya istemiyorum. Geçmişi hatırlamak, hayata karışmak istemiyorum. O kadar yaralı ki. Yapacak bir şey yok. Kabul edene kadar zorlayacağız. Merak etme ben bir psikiyatr arkadaşımla konuşacağım, fikir alacağım ondan da. Öyle ya da böyle bir şekilde ikna edeceğiz. İşte şöyle ipek gibi ne güzel. İtirazsız, çok güzel. Seninle aynı fikirdeyken neden itiraz edeyim ki? Ayrıca hiç öyle bir huyum da yok. İtiraz gibi bir huyun yok. Tövbe de tövbe. Tamam Emir. Hı. Hı. Yok sen ye ben yemeyeceğim.